Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi, shader'ı değiştireceğim diyordum. Ya, yalan olmasın. Daha güzel bir shader bulamadım. Şu an kullandığım shader baya güzel. Diğer shader'lar indirdim birkaç tane de. Bir tanesini indirdim. Böyle etraf falan güzel gözüküyor. Su çok kötü gözüküyor. Ki bu seride daha gemi... Spoiler vereceğim. Neyse. Gemi savaşları vesaire de olacak, söyleyeyim artık. O yüzden böyle suyun da mümkün olduğunca iyi gözükmesi lazım. Geçen gün şeyi gördüm Instagram'da. Bir tane deniz modu gibi bir şey yapmışlar. Böyle bayağı gerçekçi deniz. Dalgalar malgalar var. Çok iyi. Ama ücretliymiş. Ücretli olmasa onu da indirecektim. Aşırı güzel gözüküyordu. Şimdi 11 birim paramız falan var. Şunları şöyle şuraya bir atalım. Şunları atalım. Bak bir şey diyeyim, bence göreve başlamadan ben şu odunları, hala o şey duruyor mu? O tüccar gibi şey hala duruyor. Ben gideyim şu odunları hemen bir satıp gelelim. Artık atımız da var zaten. Aa, at demişken bak, öbür atı getirecektim, ben unuttum. Neyse, öbür at kalsın orada ya. Şimşek. Bu arada şöyle kötü, üzücü bir şey oldu. Benim aslında atım öldü. Nasıl oldu derseniz, atı sürmeye üşendim. Video dışı. Dedim ki, kayışla hani tutup game modda uçtuğunuzda havaya bir şey olmuyor ya sonuçta hayvana. Dedim öyle götüreyim ben bu hayvanı. Sonra fall damage yiyeceğini unutup bir anda aşağıya inince hayvan yere çarpıp öldü. Sonra yenisini şey yaptım. Neyse, at attır. Bir tane at işte. Şimdi gidelim şu odunları bir satalım. Oradan 3 kuruş. Bir şey diyeyim mi? Ben parayı da alayım. Evden parayı da alayım, şey yapalım biz. Bütün parayla gidin, belki bir şeyler, bak onlardan çıkan para yeterse şu ayakkabıyı da değiştiririz. Tamamen zincir set giyerim. Bak at zırhı falan da satılıyordu orada, hatırlıyorum. Belki at zırhı falan da şey yapabiliriz. Gel bakayım. Ne oluyor oğlum, ata bir şey oluyor. Üstümdeki seti tamamlayabilirsem iyi olur. 16 altındı diye hatırlıyorum. 15 odundan bir tane çıkacak. 16 olur da. Geriye ne kadar para kalır onu da hesaplamak lazım. Hiç paramız kalmazsa sıkıntı. Bir gidelim bakalım. Bundan sonra da görevlerimize bakarız. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Yandan girdim valla. Yolu takip edemeyeceğim şimdi bir saat. Kaktüslere saplanmayalım da. Şimdi hocam ben atı şuraya bırakayım. Aslında bak, burası da benim atın yeri gibi oldu ha. Tamam, benim at burada dursun. Öbür atı hallederim ben onu. Şimdi dayı, sen bana şuradan bunları şöyle bir satalım. İyi lan. 19 birim oldu. Ben şu pantolon alıyorum. 19, 16'yı alsak 3 altın kalıyor. 3 altına da yemek alırız. Hangisiydi o zincir setin ayakkabısı? Şu. Dayı çekilir misin? Aldım vallahi direkt. Ulan bu da bir zırh veriyormuş ya. Boşuna verdik parayı. Neyse, en azından seti tamamlamış olduk. Tam daha düzgün duruyor artık. Ayağımızda. Bakayım. Bak şimdi güzel oldu set. Tam zincir set. O da parayı boşuna verdik de neyse. Parayı da bitirdik zaten. Gel bakayım aslanım. Evimize geri dönelim. Ama zırha para basmak zorundaydım. Çünkü savaşlarda bile çok zayıf kalıyorsun. Şimdi gidelim bir görevlerimize falan bakalım. Bu arada şeyi test ettim. Bu süvariler falan vardı modda. Asker modunda. Süvarileri test ettim. Süvariler hala sıkıntılı. Ya aslında bence süvariler değil, oyunun atları genel olarak sıkıntılı. Şimdi sıkıntı bak. Ben at sürerken bile aynı sıkıntı oluyor bazen. At böyle bir takılıyormuş gibi oluyor. Bak görüyor musun? Oyunun atlarıyla alakalı bir problem var. Şimdi normalde
Bunu inceledim. Oyundaki normal NPC bir at gelirken buradan zaten çok aşırı yavaş yürüyorlar. Buradan gelirken atlar bazen şöyle dönüp böyle iniyorlar. Atlar inerken normal yürürken. NPC'lerin sorunu da o zaten. Bir bloğun yanına geldikleri zaman aşağı inmeye çalıştıklarında at olduğu yerde dönmeye başlıyor. Böyle dönüyor at. Mevlana gibi. Böyle 360 derece dönüyor, burada takılıp kalıyor adam. Atıyorum ben takip et emir veriyorum. Ben şöyle gidiyorum. Adam mesela bak şuradan şöyle düz gelirken burada bir anda takılıp dönmeye başlıyor şurada. Şöyle dönmeye başlıyor. Sıkıntı şu. Şu an kadın NPC'lerin olduğu modda da at sürme şeyi var. Onlara ata bin deyip atı sürdürebiliyorsunuz. Onlar da aynı şekilde takılıyor birebir. Muhtemelen oyundaki atlarla alakalı bir problem bu. Ya bu sıkıntı nasıl çözülür? Modda şöyle bir şey var. İki modda da atlar şey, nasıl söyleyeyim? Oyundaki orijinal NPC atlar. Normal şey yapılması lazım aslında. Bak bir şeyler oluyor ata burada. Bak ne oluyor oğlum? Düz yürüyor ama koşmuyorum. NPC'lerin, süvarilerin daha doğru çalışması için şeyi yaparken süvariyi atını da ayrı yapacaklar. Yani oyundaki orijinal atın kodunu kullanmayacaklar. Ekstra bir at şeyi yapmaları lazım. Çünkü oyundaki atlarda sıkıntı var. Oyundaki atlar takılıyor. Neyse tamam şimdi. Bunları bir bırakalım. Bunlarla bir işimiz kalmadı artık. Aslında bak yedek zırhımız da var. He bu arada şu kalkan da elimdeki kalkan bir kere hasar görmüştü bir vuruş. Yanlışlıkla game modda bir şey yaparken ben onu attım. O yüzden yenisini aldım da bir vuruştu. Çok bir şey olmaz bir vuruştan. Şimdi şuradan bu ne lan? Kapalı mı? Nasıl kapalı oğlum? Bize de mi kapalı? Yo açık. Aa barman yok. Barman? Harbiden yok. Bir yere gitti herhalde. Neyse. Bartender ile bir konuşalım. Görevimize bakalım. Sordum. Bir alalım. 31'in bizim haftalık ödeme mi? Ragnar, bana anlattıkların hakkında biraz düşündüm. Söylediklerin çok mantıklı. İçimizde bir hain olabilir. Senden bu konuyu biraz araştırmanı istiyorum. Burada ya da demir zincirde insanları sorgula. Belki bir şeyler bulursun. Bu arada haftalık ücretini alabilirsin. Aynen bizim haftalık ücretmiş. Görev ne? Dur ben görevi mi okudum lan? Ben önce görevi okumuşum. Tamam. Bu ne? Ragnar, kral seni sarayında bekliyor. Duyduğuma göre Lord Edward'a paralı askerlik yapmaktan kurtulmuşsun. Bu iyi. Eyvallah reis. Alacak mısın beni orada? Neyse bakacağız. Şimdi insanları sorgulayacağız. İçimizde bir hain var muhtemelen. Onu bulmaya çalışacağız. Oğlum 31'im aldık şimdi. Neyse harcamayayım. Dursun bu para şimdi. Birim. Şimdi demir zincire gideceğiz. Kral bizi bekliyormuş. Nasıl yapalım? Yatacağım da. Time check çekeceğim. Normalde yatacaktım. Beklemeyelim. Babanın kararmasını. Gel bakayım oğlum. Bir tur daha gidiyorsun. Parayı alsam mı acaba yanıma ya? Gerçi paralık bir işimiz yok şu an. Normal bloktan çıkıyor. Bak şu slablerden çıkamıyor. Dinleyelim bakalım kral ne diyecek. İnerken de bir şey olmuyor. Çıkarken şey oluyor biraz böyle. Buglanıyormuş gibi oluyor. Aslında bir tane kayış mı alsam ben ya? Böyle habire içeriye sok çıkar yapmasak atı. Ya da şöyle zıplayıp gireyim lan. Niye uğraşıyorum? Tepesi slap zaten buranın. Şey yarım basamak. Bir şey olmaz.
Tamam, da koyduk. Şimdi kralın yanına bir gidelim. Burayı yüzük çiçek falan Ha. satıyor ya. Birileri yürüyecek mi acaba? Geçen Lady ile flört etmeye çalıştım da tokat attı bana. O yüzden bir daha şey yapmayacağım ona. Kralın yanına gidelim. Ortaya dur, gitmiş. Kralım. Beni çağırmışsınız. Ragnar, kıyılarımıza baskın yapan Kızıl Mızrak klanını durdurmak için nehir girişine bir hisar yaptırmaya karar ver. Ha bak. Ben diyordum ya, böyle ok başı gibi duruyor diye. Kırmızıydı zaten. Kızıl Mızrak klanıymış. Kızıl Mızrak klanını durdurmak için hisar yaptıracakmışız. Ha. Lord Henry ve askerler senin savaş becerilerine güveniyor. Bu yüzden seni yapılacak olan hisarın komutanı ilan ediyorum. Harbi mi? Hisar artık senin sorumluluğunda. Hisarın yapımı ile ilgili her şeyi kendin yapacaksın. Malzemeyi krallık karşılayacak ama hisarın yapısı tamamen sana kalmış. Şimdi git, nehir girişinde bekleyen işçiler sana yapılması gerekeni anlatır. Teşekkürler kral. Teşekkürler. Aga bir anda komutan olduk. Ben şu Lady ile bir daha konuşayım ya. Kraliçem. Beydim. Bugün nasılsınız? Sohbet edelim. Leydim, niye öyle söylüyorsunuz Leydim? Bizinden atılmış olman gerek. İlişkimiz düştü, niye ya? Bu hali mutsuz diyor. Şaka yapabiliyor muyum? Doğaçlama yap. Artı 4 kalp oldu. Ruh hali iyi oldu bak. Neydim? Kraliçem. Tamam. Arada Lady ile bir konuşayım. Arada bir konuşalım. Oğlum bak, komutan da olduk şimdi. Hala bir lord değiliz. Olabilir ama komutan olduk. Aga şimdi nehrin orada işçiler bekliyor dedi. Bir gidelim bakalım. İşçilerle ne yapabiliyoruz? Malzemeyi krallık... Şuradan zıplayayım. Malzemeyi krallık karşılayacakmış. Biz nasıl bir şey yapacağımıza karar vereceğiz sadece, anladığım kadarıyla. Bakalım işçilerle ne konuşacağız. Gidelim. Oğlum bir anda komutan olduk. Bak bir şey söyleyeyim, ben Lady ile arada bir konuşayım. Direkt flört etmemek lazım. Biraz ilişkimiz yükselsin. Sonra bunlar kim lan? Hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Ustabaşı. Bu da benim boyuma bir şey oldu. Benim boyum niye kısaldı lan? Oğlum ben cüce gibi duruyorum. Neyse. Ustabaşı. 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 Lan 4 tane ustabaşı mı olur oğlum? Şimdi ne söylüyorsunuz siz bakayım? Bir şey diyor musunuz? Şey diyor. Hepsi bir şey diyor. Dur bakalım. Sıradan başlıyorum. Komutan Rag... Yavrum benim, hemen komutan olduk. Komutan Raglar, bence hisar yere yakın ve kalın duvarlı olmalı. Bu sayede gelen düşman gemilerini okçularla rahatça vurabiliriz ve duvarlara delemezler. He, bunlar şimdi hisarın nasıl olacağıyla alakalı akıl veriyorlar bana. Ustabaşı ya bunlar. Sen ne diyorsun? Komutan Ragnar, bence hisar yüksek olmalı. Yere yakın olursa düşman okçuları da bizi rahatça vurabilir. Komutan Ragnar, bence hisar yerine nehri tamamen taşlarla dolduralım. Bu sayede düşman gemileri karaya oturur ve onları avlarız. Bu ne diyor? Komutan Ragnar, bence hisar yerine nehrin belirli noktalarına barajlar kuralım. Bu sayede düşman gemileri geldiğinde tüm barajları açarız ve gemileri batar. Oğlum siz bu zamana kadar nasıl hayatta kaldınız lan burada bu kafayla?
Şimdi her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Biri diyor yüksek hisar yapalım. Biri diyor hisar yapmayalım, baraj yapalım. Şimdi ben şuraya bir bakayım bir saniye. Şimdi bak. Nehri kapatamayız. Böyle bir şey olmaz. Nehri neden kapatamayız? Nehirde şey yapabiliriz çünkü. İlerleyen zamanlarda. Nedir onun adı? Nehrin öbür tarafında ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şu nehir nereye gidiyor bilmiyoruz. Bu nehir buradan böyle dönüp burada göle bağlanıyor da olabilir. Bu nehir başka bir yere gidiyor da olabilir. Ne bileyim, belki başka bir krallığa gidiyor da olabilir. Her şey olabilir. O yüzden bu nehri kapatmayacağız. Nehrin nereye gittiğini bilmiyoruz. Başka bir krallık varsa belki müttefik olup ticaret yapabiliriz. Bu sayede bu nehir ticaret için bizim şeyimiz olmuş olur. Krallığımız gelişir. O yüzden nehri kesinlikle kapatmıyoruz. Baraj da kurdurmuyoruz. Taş da döşemiyoruz. Buraya bir savunma amaçlı bir şey yapmamız lazım. Bak şimdi. Şimdi Hisar'ı şöyle kuralım. Hisar'ın iki ucuna, yani bir karşı tarafa bir bu tarafa birer tane kule yapılsın. En mantıklısı. Ne çok yüksek ne çok alçak. Böyle ortalama bir seviyede. Hisar'ın kulelerinin tepesine herhangi bir silah koymayalım. Orta kısmı olacak. Şimdi bak nasıl örnek vereyim ben size. Kafamdakini anlatmaya çalışıyorum. Şu kapıyı düşünün. Bir sürü geçtik buradan. En kötü videoyu geri sarıp da bakabilirsiniz. Şu kapının olduğu kısım gibi düşünün ortasını. Yanlarından da iki tane o orta kısımdan daha yüksek kule olduğunu düşünün. Bayağı kale girişi olacak yani. Kale girişi gibi bir kısım. Buna da şu suyun olduğu kısmı şuraya demir kapı inecek. Yani buradan bizim iznimiz olmadan hiçbir gemi girip çıkamaz. Ancak karadan falan dolanmaları lazım. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Düşman zaten nehri bir tık genişletmiş. Biz nehri biraz daha genişleteceğiz ki düşman karşıdan karşıya geçemesin. Köprü vesaire de yapmayacağız. Çünkü köprü yaparsak adam şuradan karaya çıkar, şuradan bir yerden. Köprüden geçer. Gitti gitti yani. Gemiyi buraya getirmesine gerek yok adam. Oradan yürüyerek gene gelirler. O yüzden öyle bir şey yapacağız. Nehirin belirli yerlerine de kule dikebiliriz. Belirli mesafelere kule. Mesela atıyorum bu şimdi buraya hisarı yaptık şuraya. Şuraya bir kule. Şuraya bir kule. Böyle sağlı sollu kuleler döşeyerek savunmayı bir tık daha arttırabiliriz. Buraya ekstra olarak bir de balista lazım. Balista önemli. Balistayla düşman gemisini bir deldik mi buradan? Yok olur. Düşman gemisinin geldiğini varsayalım. Diyelim ki hani çok fazla düşman geliyor. Kuleleri bir şekilde geçtiler. Veya yani ne bileyim işte şurada kule duruyor ya mesela adamlar. Örnek veriyorum. Şuradan gemiden indiler, geldiler. Burada kuleyi halledip gemilerle devam ettiler gibi. Bir şey olursa, öyle bir durum olursa buranın savunmasının güçlü olması gerekiyor. Tamam gençler. Şöyle yapacağız. Sen şunları bir al. Beni dinleyin. Herkes bana baksın. Yapıyı anlatıyorum. Şimdi yapının olayı şu. İki tarafa, hem bu tarafa hem nehrin diğer tarafına birer tane kule dikiyorsunuz. Arasını köprü gibi birbirine bağlıyorsunuz komple. İki kuleden birbirine geçiş olacak. At ittirme adamı. İki kuleden birbirine geçiş olacak. Yani ben buradan karşı tarafa sadece hisarı kullanarak geçebilmem lazım. Nehirden geçmeyeceğiz. Köprü vesaire yaptırmayacağız. Aynı zamanda orta kısma, tam suya denk gelen kısma da bir tane demir kapı istiyorum. Büyük ve kalın olursa güzel olur. Mümkün olduğunca ağır olsun kapıyı kolay kolay geçemesinler. Ekstra olarak o köprü gibi dediğim orta kısma da balista lazım. İki tane yeter. Şimdilik siz bir inşaata başlayın. Ben arada bir gelir sizi şey yaparım, ziyaret ederim. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Tamam, biz yapılacağı anlattık. Bunlara şimdi şehirden malzeme getirilecek vesaire vesaire. Onlar halledecek artık onu. Malzemeler falan getirilecek. Bunları inşaata başlayacak. Zaten arada bir gelir inşaatı kontrol ederiz. Bir sıkıntı var mı yok mu falan. Acaba kraldan rica etsem de birazcık asker mi yollasak lan oraya? Ne olur ne olmaz. Hani biz hisarı inşa ederken niye duruyor oğlum bu at? Biz hisarı şey yaparken, inşa ederken saldırı maldırı olursa benim klavyenin pilim bitiyor. Koşarken at duruyor bir anda. Ya tuş bozuluyor.
Gidelim bakalım. Ulan komutan olduk ya. Hisar'ın komutanıyız artık. Komutan Ragnar. Şimdi Lord Ender'in ordusuna giremeyeceğim ben gene. Neyse. Vardır bunda da bir hayır. Şimdi bak keseceğim ata. Kendi kendine takılıyor ya. Buradan da zıplayarak girebilir miyim lan? Yok, buradan zıplayamadım. Biraz daha alçak ya. Tamam. Şimdi hisar yapılmaya başlanacak. Sandığı ben bir ayar çekebilir miyim sandığa? Şurayı şöyle bir düzenleyelim biraz. Bu da şöyle dursun. 33 birim paramız var. Şimdi yemek vesaire. Aslında bir saniye şuradan bakacak olursak. Şehirdeki ev 64'tü. 32. Lord Henry'nin işlerini yapmaya devam etsek bir yandan. Zaten hisar yapılana kadar Lord Henry'nin işlerini yapmaya devam edeceğiz. Hisar yapıldıktan sonra artık hisarın komutan olacağımız için savunmayla iş yapacağız, ilgileneceğiz. Ama o zamana kadar Lord Henry'nin işlerini yapabiliriz. Lord Henry'den bir 30 sikke daha alırsak ne olur burası 63 gene kurtarmadı. Barman gelir belki. Barman kapalı diyor. Yok şu an barman mı? Bilmiyorum. Ona bakacağız. Bu arada insanları falan sorgulayacaktık. Bak onu yapamadık. Önümüzdeki bölüm o işe de bakarız. İçimizdeki haini bulmamız lazım. Onu da bir araştıracağız. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.